Merhaba, ben Mindy. Yeni bir program... Su yapma. Su... Oyuncak değil o, bırak. La daha karşınızdayız. Bu cephede her şeyi bıraktığınız gibi pek fazla değişiklik yok. Çayır çimen otlar ve aslında bunlardan pek bir fark olmayan su. Of, bugün yine derdim başımdan aşkın. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu kadın bize her gördüğünde derdini anlatıyor ama ne yapayım yani? Şu yarım akıllıya mı anlatayım? Neyse, bildiğiniz gibi koyunlarına fazlasıyla düşkün bir çobanla birlikteydim. Şşt, Mindy. Ona hayatında sadece ben olmak istiyorum. Yani artık tek eşliliğe geçmenin vakti gelmedi sana mi? Sana diyorum. Bana ne dese beğenirsiniz. Hayatındaki tek büyük baş benmişim. Mendil limonu uzatsana. Nevrim döndü. Yani bana resmen sarı kız muamelesi yaptı. Oracıkta beynini ezdim. Bünyesi biraz zayıf çıktı. Ölmüş. Ben de ne yaptım? Ondan kaburga yaptım. Ya Mendil, bir bak hele. Ne var be, ne var? İki muhabbet ettirmedin ha. Hey, bu limonun hepsini ağzıma sokabilir miyim? Ha, ne dersin? Al işte, ver şunu su. Ben de pislik yaparım. Hasbinallah. Şu dünyada bir yerim olsun istedim. Yani bilirsiniz işte. Bir yerim, bir yurdum olsun. Ama ne oldu? Maşallah, jeopolitik bir konumum oldu. Şu salağın yüzünden yedikçe yedim. Vücudumun bir tarafıyla diğer tarafı arasında saat farkı var. Yani bildiğim boylam geçiyor üzerimden. Anlayacağın eski dostum, seninle bir araya geldiğimizde resmen stratejik bir önem arz ediyoruz. Evet, ısırgan otunu da koy bakalım su. Tecrübelisindir sen bu konuda. Tabii ısırgan otunu çıplak elle tutmuyoruz. Ya da olur da doğada filan kalırsak tuvalet kağıdı yerine ısırgan otu kullanmıyoruz. Öyle değil mi Su? Mendy, bu olayı unutamaz mıyız artık? Daha ne kadar uzatacaksa daha ha, lanet tamam, olasın. Tamam hadi ama. Mecburdum diyorum, beni anlamıyorsun. İyi tamam, artık kendine haksızlık etme. Sonuçta ısırgan otuyla kim poposunu silmez?